Programın adı Oradan Buradan Şundan. Bu neden öyle? Çünkü her türlü sanat konusu konuşulacağı için tek bir konudan değil. Şimdi sizler de resim bölümündensiniz. Yüksek lisans yapıyorsunuz. Şimdi resim sanatını bana tanımlayın. Sanat nedir'e girmeyelim önce. Programımızın adı Ondan Bundan Şundan dedik. Çünkü her şeyden. Aynen, her şeyden konuşacağız. Farklı farklı programlarda konularımız olacak. Sizlerle de bugün resmi konuşacağız. Öncelikle kendinizi tanıtabilirsiniz. Merve'den başlayalım. Tabii. İsmim Merve, bilindiği üzere. resim öğretmenliği mezunuyum. Liseden mi? Lisede Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Resim eğitimi aldım orada. Yani ilk resimle tanışmam o şekilde oluştu. Ortaokulda tabii resim hocamın yönlendirmesiyle biraz da resme yöneldim. Güzel Sanatlar Lisesi, sonrasında resim ve iş öğretmenliği, sonrasında da sanat ve tasarım alanında işte yüksek lisans yaparak inşallah evet. Güzel dileklerle akademiye girmek için uğraşıyoruz, evet. Anladım. Fikriye'den devam edelim. Evet, biz de yani ben, adım Fikriye, aynı. Bildiğiniz üzere. Yani lisede grafik tasarımla okudum. Onun dışında daha sonra üniversiteye Güzel Sanatlar Fakültesi olarak devam ettik. Evet. Mezun olduktan sonra artık sağlam adımlarla akademisyenliğe yol almak adına yüksek lisansa başladık. Şu an son senemizdeyiz. İnşallah tezimizi bitirip puanlarımızı aldıktan sonra güzel bir hedefte kendimizi bulacağız inşallah. Evet, şu YDS'den, ALES'ten iyi puanlar alırsak eğer devam ettireceğiz. İnşallah. Şimdi ben birkaç konu belirledim. İlk konu başlığımız, hangi akım ya da akımları benimsediğinizi merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla işte sürrealizm, kübizm, ekspresyonizm, emperyonizm bunlar birbirlerine karşı olarak doğan akımlar. Hepsi birbirinin karşıtı oluyor yani. Mesela işte fütürizm çıkıyor, ardından başka bir ona akım olarak şey yapan. Zıttı olarak başka bir akım doğuyor. Aynen. Sürekli böyle olarak ilerliyor akımlarımız. Barok sürrealizme karşıydı galiba. Empresyonizme karşı olan ekspresyonizmdi. Evet. Şimdi hepsi zaten sırayla gidiyor. İlk önce empresyonizm çıkıyor. Doğayı yansıtmaya çalışıyorlar. Yani doğadan görüntüleri tuvallerine birebir yansıtıyorlar. İzlenimcilik. Evet. Evet. İşte Mane gibi öncüleriyle. İzlenimciliğe niye karşı çıkıyor? Şimdi empresyonizm doğa, yani doğa çoğunlukla olanı yansıtıyor. Biraz gerçekçilik, aynen. Realistlik gibi. Aynen. Onlar izlenimci olduğu için evet. Yani izlediklerini tuvale yansıtıyor diyebiliriz basit tanımla. Onlar için an önemli. O an. Aynen. O anın ışığı, o anın işte gölgesidir falan. Aynen. O şeyler daha çok ön planda olduğu için. Evet. Ama dışa vurumcular da ekspresyonizm de tamamen o sadece gördükleri andan değil, kendi içlerindeki o yarattıkları hislerle dışa aktarıyorlar. Dışarı ekspresyonizmde çığlık ona giriyordu galiba, ekspresyonizm. Evet. Evet. Anladım. Birçok zaten dışa vurumculuk eserleri var. Edwin Munch'in Kıskançlık mesela. Onun dışında birçok eserde Madonna. Anladım. Evet, hangi akımı Merve sen benimsiyorsun? Şimdi akım benimsemekten değil de aslında şöyle. Şimdi yani akım benimsemek gerekiyor mu? Hani ben... Şöyle, ilk etapta bu işi tamamıyla sanatın içine atıldığınızda bir havuzdasınız zaten, büyük bir havuz. Hatta deniz, havuz da değil. Ustaların sırtından adımlar atmamız gerekiyor ilk etapta. Bir ustalar ne yapmış, öncesinde neler olmuş, yani bir tarihini öğrenmemiz gerekiyor. Ve ustaları da mesela eğitimlerimizde zaten ilk etapta reprodüksiyon şeklinde yaptırıyorlardı bize. İşte Barok döneminden, işte ne bileyim, fütürizmden,
ekspresyonizmden, hani bize o tarz çalışmalar da yaptırdılar. Dönem dönem, o dönemi çalışırken mesela bazı dönemleri çok beğeniyordum. Mesela Barok dönemine bayılıyordum bir dönemde. O ışık patlamaları, o verdikleri duygu, yani çok çekici geliyordu bana. Ama çalışmaktan zevk aldığım bir konu mu derseniz, hayır değil. Evet. Sadece izlemek, o hazzı alabilmek beni çok mutlu ediyor. Onun dışında ekspresyonizm, fikir olarak ekspresyonizmi seviyorum. Dışa vurumculuk daha çok ben hani o daha çok etkiliyor. Tamam, evet. Baroğu seviyorum ama ekspresyonizmin o fikir olarak atılması, o öne o insanların hani o eserleri çok şey geliyor bana. İlgi çekici geliyor ve zaten ona yakınız. Hani dışa vuruyoruz içimizdeki, zaten sanatın içinde. Yani hepimizin, sanatçıların yaptığı şey içindekileri dışarı aktarmak. Evet. Ondan sonra mesela yani ekspresyonizmi seviyorum. Soyut eserler de yapıyorum. Soyut akımını da seviyorum. İşte onun da öncülerinden işte ne bileyim Pollock, o akıtmalarla vesairelerle eserlerini yaptı, leke çalışmaları yaptı. Gibi mesela onların da öncülerinden. Evet, seviyor muyum? Beğeniyor muyum? Kesinlikle. Beğenmemek zaten öyle bir lüksümüz yok. Ustalarımız, bilindik ustalar. Onlar da o şekilde yani, evet. Onları seviyorum daha çok. Daha çok. Ben mesela dadaizm, böyle absürt şeyleri bir araya getirme. Bana onlar mesela daha şey mi? Dadaizm, fütürizm, kübizm. Aynen. Bu bir pipo değildir gibisinden mesela, anladın mı? Yani evet. O da dadaizme giriyor ya. Görüş, yani, algı, fotoğrafı koyuyor. Fikir. Ha, fikir aynen. Aynen. Mesela şimdi de realistlikten bence fazlasıyla uç noktalara geldi. Evet. Resim, illüstrasyon, evet. Grafik tasarımda illüstrasyon. Şimdi mesela oyun, çocuk çizimleri gibi çizimler oluyor ama içinde fikir var, bir öyküsü var. Yani ben bunu... Daha çok şey yansıtmak oluyor sanırım o da. Dediğiniz gibi... Olayın dışına. TRT. Ne olursa olsun, isterse kötü görünsün ama sonuç belli olsun galiba. Onu yansıtmak istedikleri için böyle bir şey ortaya çıkıyor olabilir. Bir de şey, fikir. Önemli olan fikir. Fikri bence yansıtabilmek. Karşıdaki yani. İnsana ne yansıtmak önemli? Aynen öyle. Sizin fikriye. Siz diye devam ediyoruz. Resmi bir şekilde. Senin beğendiğin akım. Yani aslında ben birçok akımları beğeniyorum. Yani hepsi doğaçlama olarak bana yansıyor diyebilirim. Mesela izlenimcilik, ekspresyonizm, dışa vurumculuk ya da gerçekçilik. Mesela Osman Hamdi Bey'in o çalışmaları, o gerçekçi çalışma, o yansıttığı işte birçok çalışması, aynen detayları. Hepsi aslında bana çok ilgi çekici geliyor. Hepsi böyle birleşince benden artık dışa vurumculuk, ekspresyonizm ne diyeyim artık hani. Farklı bir şey çıkıyormuş gibi hissediyorum. Hani buna farklı bir at veremiyorum. Dışa vurumculuk oluyordur herhalde. Evet, eserlerin daha çok. Aynen. Dışa vurumculuk. En çok hani daha çok bunları çalışıyorum. İşte benim için daha çok renkler önemli. O renklerin verdiği hani pastel renkler olsun, koyu renkler olsun. Bunlar daha çok benim içime yansıttığı için bu renkleri kullanarak resimlerimi de yansıtıyorum. Evet. Bu şekilde diyebiliriz. Aynen öyle. Sen genelde otoportre çalışıyorsun. Aynen. Daha çok kendimi resmetmeyi seviyorum. Ama bu şey olarak değil. Hani böyle egoistlik olarak değil. Daha çok kendimi kendim çok da iyi yapmıyor mu? Frida gibi. O da hep kendi acılarını. Ya Frida daha çok aktar. Şey sende de var bir acı. Bir değil mi? Yani mutlu resimler değil. Hani... Yok hayır. Aynen. Tamam, dışarı aktardın. Acı duygulardan oluşan. Yani kendimi her zaman sürekli mutlu hissediyorum. Evet. Ama daha çok böyle hani sürekli hayatın vermiş olduğu bize etkiler. Evet. Resimlerime yansımama sebep oluyor diyebiliriz. Yok doğru yani, yani. Hep bir yerden zaten o bilinç dışı bile olsa gerçekten o içimizdeki bilinç altımızdaki şeyleri yansıtıyoruz resimlere. Belki bilincinde değiliz o. Mesela attığımız bir rengin o an bilincinde olmuyoruz ama geri dönüp bir baktığımızda o içimizden bazı duyguları, ya bazı zaten, birikimlerin evet, sonucu oluyor. Şöyle oluyor bir de hep böyle bir baskı altındayken ya da ne bileyim bir şeylerden sıkılmış, bıkmış
olduğumda ben kendimi mesela çizime daha çok, yani baskı altındayken özellikle daha çok bir şey üretebiliyorum. Stresini o an atmak istiyorsun ve en iyi yaptığın şey resmetmek. Evet. Yani araç gibi. Aynen öyle. Yani o zaman büyük bir nimet gerçekten yetenek tabii denen bu şey ya. Çünkü her kişide o yetenek varsa evet, gerçekten nimet oluyor. Çünkü attığımız her çizgi, her yeteneği de değil de kalem. Yani ne bileyim, sırf bir insanda yetenek yoksa bilip öğrenmesi gerekir. Yine de bir şeylerle uğraşıp, değil mi, o stresi almasa biz bir bakıyoruz yani. Boş bomboş insan var. Sinir, stres, üzüntü yapıyor. Saçma sapan hareketlere mesela yol açabiliyor. İşte bilmiyor ki yani sanat nereden mu bilmiyor acaba, değil mi? Kavramda... Yani sanattan da ziyade kavramda şimdi bilmiyor. Bir şeylerle bu hobi olsun. Tamam, şimdi biz bunu bir şey altında yapıyoruz. Hani artık sanatçı olarak yapıyoruz veya akademisyen olmak için yapıyoruz ama dışarıdaki insanlar bunları yani içindeki duyguları yansıtmak için veya rahatlamak için hobi niteliğinde de yapabilir. Ama işte öyle bir bilinçte olduklarını ben yani çoğu alakalı, evet, insanın öyle bir bilinçte olduğunu, bunu o araç olarak kullanabileceklerini bilmediklerini düşünüyorum aynen, açıkçası. Evet. Bahsedebilirsin. Sen ne tarz çalışıyorsun? Fikri genelde otoportreler yapıyor. Bu da güzel yapıyor. Ben de şimdi bazen figürist çalışıyorum. Figür oluyor resimlerimde. Ama kadın çalışıyorum. Yani temelinde kadın çalışıyorum. Veyahut da soyut yaptığım eserlerin temelinde de oradaki o soyut ifadeler veya renkler kadını temsil eden renkler olarak değerlendiriyorum. O şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Yani benim temelimde kadın, kadın duyguları, kadın yaşanmışlıkları genelden, yani geçmişten diyeyim daha doğrusu, geçmişten bugüne yani kadın, kadına şey yapıyorum yani onu yansıtmak istiyorum. Yani hiç erkek, yani birkaç tane çalışmış olabilirim daha öncesinden ama onları da yani öyle... Kadın ya da kadına ait duygular. Aynen öyle. Kadını direkt figür olarak yansıtmıyorsam soyut olarak yansıtmaya anladım çalışıyorum eserlere. Bunun renklerine ya da... Hı-hı. Yani orada bir fırça darbesi olabilir. Orada bir hareket, bir siyah çizgi, bir ne bileyim kırmızı nokta, hı-hı, gibi. Orada onları temsil eden mesela bazı eserlerim var. Orada da mesela simgesel, çizgisel eserlerim var. Orada da mesela birçok karma karışık, baktığınızda mesela karma karışık çizgiler var. Ama o karma karışık çizgilerin içinde hepsini kendimden, en başta kendimden dönem dönem yaşamışlıkların bir simgesi olarak oralara mesela bir çizgi, bir yuvarlak, bir ne bileyim herhangi bir şey, oraya bir karalama belki. Onları ama mesela onları sadece ben biliyorum. Dışarıya bunu anlatmıyorum. Yani biyografisinde ben bunları paylaşmıyorum zaten. Hani temelinde kadın olduğunu söylüyorum. Ama orada asıl resimlerin altında benim yaşanmışlıklarımdan nitelendirilen orada simgesellerle oluşturulmuş bir şey var aslında. Evet. Onu değerlendirmeye çalışıyorum. Yani belirli dönemlerimde böyle bunalım geçirdiğim dönemlerde diyebilirim. Yaptığım eserlerde falan gerçekten bir karmaşıklık söz konusu. O arayış mı acaba? Yani kendini bulmak için tabii, yani kendini bulmaktan ziyade o kargaşanın içinden çıkabilmek için insan her şeyi değerlendiriyor. Yanlış ne yaptığını, neler yaşadığını. İnsan kafasında o bütün her şey toplanıyor, birikiyor ve böyle çorba gibi oluyor. Kaba tabirle çorba gibi oluyor yani. Ve onun içinden insan bir çıkış arıyor. Ve onları değerlendirirken otomatikman ister istemez eliniz zaten onları yansıtmaya gidiyor. Yani bu dediğim gibi bilinç dışı da ortaya çıkan bir şey oluyor. Hı-hı. Bilinçli ama bir noktada da bilinç dışı da yansıtılan bir şey oluyor. Evet. Sonrasında zaten bir tabii insan rahatlama hissediyor. Yani o eserin sonucunda... Ürettikten sonra mı diyorsun? Ürettikten sonra aynen öyle. Baktığında... Kendini... Yani bir evet bir şöyle bakıp bir... edip yani böyle yapıp o şekilde bir rahatlamış yaşıyorsun çünkü hani o yaptığın resim haz baktığında sana hani çok şey anlatıyor aslında. Çok şey. Çünkü kendinden bir şeyler kattığın için.
Evet. Bakıldığında başka biri anlamasa da olur. Sen anlıyorsun çünkü. Ya da anlayan birisini rastladığın zaman o kadar mutlu oluyorsun ki yaptığın evet. Mesela. Ama şeye çok üzülüyorum ben. Bir portre yapıyorum mesela. Diyorlar ki ya şöyle bakıyor. Bu benzememiş. Benzemek zorunda değil ki. Benzemek zorunda değil aynen yani. Değil. Evet. Ben bunu böyle yorumlarım. Bir başkası farklı bir anatomiyle yorumlar yani. Aynen öyle. Şimdi ben o zaman... Ben Fikriye'ye bir ara paylaşmıştım. Portreyle alakalı. Hı hı. Orada diyor ki işte resmine bakıp da bu bana benzememiş diyen kişilerin o tamamıyla sanat bilgisinden değil, egoyla alakalı bir şey. Yoksa bilgiyle şeyle alakalı olmaları. Neydi o? Algılanan Dünya diye bir kitaptan alıntı yapıp sana atmıştım. Hatta sen de tez sürekli portreyle ilgili ya Fikriye. Tezimle ilgili bir alıntımı diye bana şey yapmıştım. Ama doğru yani. Şimdi resmi çizdirmek istiyorsan orada bir zaten yorum katılmak zorunda. Evet. Veyahut da resmi çizdirmiyorsan fotoğraf çektir. Tamam mantıklı. O sana benziyor yani. Yani madem ne haz alıyorsun ki yani orada çizilmiş ya fotoğraf değil yani mi? Ne gerek var? Bugün izledim dedim ya şeyi Geometri'ye son portre. Orada da aynı şeyden bahsediyor. Yani diyor ki artık portre denilen bir şey kalmadı. Yorumla alakalı bir şey tamamıyla. Çünkü fotoğraf girdi yani fotoğrafla ne kadar yaşayabilirsin? Evet. Adam zaten senin fotoğraf dediğin gibi. O kadar çok yani o zaman bir fotoğraf şey yapıyor ki. Evet evet. Ki yaptığı portre resimlerini de sürekli zaten sürekli olarak yaptığı her mesela bir gün o portreyi yapıyorsa ertesi gün o şeyi göremiyor. Ve tekrar göremiyor, evet yapıyor. Sürekli beğenmiyor yaptıklarını. Resim sürekli bir süreç gerektiriyor ve değişen bir şey o için o anki his, hissiyat önemli olduğu için aktarım aynen. O günün duygusal, psikolojik olarak sormuyor. Görünüşü. Evet. Mesela adam o kadar iyi işler yapıyor, heykeller. Portreler. Ama ne kadar huzursuz. Evet çünkü. Bir sonraki gün baktığında. Aynen ve diyor ki hiçbir şey yapmayı bilmiyorum diyor. Hani kendine işte küfrediyor. İşte hani sanatına şey yapıyor falan. Yani kendi yeteneğinden şüphe ediyor ama aslında o kadar başarılı işler yapıyor ki. Evet. Bunu zaten bayağı da satıyor yani. Evet. Yani işte bir sanatçı öldükten sonra şey olur ya. Evet. Değerleniyor evet. Onu da görmüş oluyoruz işte o sayede. Aynen öyle. Şimdi bu son sorumuz. Sona yaklaşıyoruz. Günümüzden veya geçmişten beğendiğiniz bir ressam anlatabileceğiniz, sevdiğiniz. Günümüzden veya geçmişten. Geçmişten, aynen, geçmişten de olabilir. Geçmişten de. Geçmişten... Yani günümüzden tabii ki takip ettiğim sanatçılar var ama... Hani kendimi örnek, ya şimdi o da yanlış olacak ama ya tabii ki insan bir noktadan sonra kendini bulma arayışına girdiği için o yüzden hani kendini benimsemiyoruz. Yani benimsemiyorum şu anda bir sanatçının eserlerini. Çünkü şu anda şu noktadan sonra artık bir yerlere ama geçmişte bir arayıştayken esinlenmek amaçlı bir etrafa bakıyorduk. Tabii o zaman bakıyorduk ama şimdi mesela bir eserden esinlenmek, onun parçalarını yansıtmak bu sefer taklite giriyor. Çünkü artık işi bildikten sonra o önceki yaptıklarımız tamamen farklı. Onlar eğitimle verilmesi gereken, orada renk dengesini, işte ne bileyim perspektifini anlamamıza sağlayacak şeyleri yaptırırlarken o lazımdı. Ama şu anda o başkalarından esinlenip onları taklite kaçtığında o zaman zaten ortada bir sanat kalmıyor. O insanların artık çalıntı eserlerini üretmiş gibi bir duruma düşüyoruz. Ama tabii ki beğendiğim sanatçılar var. Mesela kadın çalışan sanatçılar var. Keza mesela kendi hocalarım var. Böyle birkaç tane hocam var. Kendilerini çok seviyorum buradan. Onlar kendilerini biliyor. İsim vermeyeyim. Onun dışında geçmiş dönemde ben klişe olacak ama yani herkesin herkesin bildiği hatta yani yoldan çevirdiğimiz bir kişi de bile Van Gogh tanıyacak bir kişi olmasına rağmen Van Gogh ben gerçekten hayran bir insanım. Onun dışında Mark Rothko'ya hayran bir insanım. Veyahut da mesela Gustav Klimt veya Egon Schiele, mesela Egon Schiele'nin eserlerine de bayılırım. Onlar da beni çok etkiler.
Onlarda da kadın, özellikle kadın çalıştığı eserlerine bayılıyorum. Onun dışında... Frida'yı da seversin o zaman sen. Frida tam bana yakın değil aslında. Tam bana yakın bir sanatçı değil. Onun dışında mesela günümüzden... yine isim vermek istemiyorum ama yine kadın çalışan sanatçılar. Tabii sadece kadın olarak değerlendirmiyorum. Görüp beğendiğim, herkesin kendi üslubu var. Onları da herkesin, bindindik sanatçıların hepsinin eserlerini beğeniyorum ve takdir ediyorum. Ama tabii çalıştığım konuya yakın insanlar daha çok dikkatimi çekiyor diyebilirim. Anladım. Biz öyle birkaç resimleri artık paylaşırız. Tabii. Buralara bir yerde koyarız. Şuralara, buralara. Şurada nerede haberi oldu? Şurada Allah haberi oldu. Ondan şundan bundan. Aynen. Senin fikriye? Evet. Yani benim daha çok... ben yani hani... Az önce bahsettiğimiz geometri zaten. Geometri olur. Bildiğim kadarıyla. Edmund'un oradaki çalışmaları ya da dışarı vurumculuğu, çığlık tablosu olur. Mesela kıskançlığı ben esinlenme olarak çalışmıştım yani. Bir de Van Gogh'un mu? Patates yiyenlerini de... Ha evet, onu poker şey olarak çalışmıştım. Poker masası yapmıştım. Oradaki renk, ışık, skalası, işte o sarının o kadar... gelip o masaya böyle şey aydınlatması falan o kadar çok hoşuma gitmiş. Zaten o zamanki çalışmalarımız yani konumuz esinlenme olduğu için böyle bir çalışma yapmıştım. Poker masasına çevirmiştim ortamı. Patates yiyenleri. Onun dışında Frida'dan tabii ki de şey oluyor. Ama ben daha çok hani şey seviyorum. Nü. Mesela hani günümüz sanatçılarından örnek verecek olursak hani ismini vereyim mi? Yani, hani Kader Genç diye bir sanatçımız var. O kadar çok şey çalışıyor ki yani nasıl anlatayım? Yani aslında vücudun bu kadar çok şey olmasına, kapatılmasına karşı bir sanatçımız. Hani mesela işte insanların organlarını bu kadar hani göz önünde bulundurmayı çok seviyor. Mesela kendinden birçok alıntılar yapıyor. Mesela hani kendisini çiçeklerle bağdaştırıyor, kaktüslerle bağdaştırıp. Eserlerini yansıtıyor. Renkleri olsun falan hani